seni evinde, o deniz manzaralı evinde arkadaşlarımız cam silerken görüntüledi. Orada bile yüzünde bir makyaj yüz. Ama biliyorsunuz. Evet, yüzünde bir makyaj vardı. Böyle güzel cam siliyordu. Evet. Buradan ama yüzündeki makyajı silmeden camlara daldı. Kesinlikle. Cam silmiyordum aslında. Orada bir leke vardı. Onu temizlemeye çalışıyordum. Ama zaten buradan çıkmıştım. O yüzden saçlar yapılı, makyaj falan vardı yüzümde. Yoksa yalnız ben evet. Normal hayatımda da öyleyim. Evet. Kutucuğun birini alalım da tam olarak görelim nasıl cam siliyor. Aynen. Ya, bir şey söyleyeceğim. Güzel. Bir dönem Müjdar'ın Fahriye ablası vardı. Direkt aklıma zaten haberlerde o yönde çıkmış. Bu değil mi? Ama bayağı bir haber sağlamıştı bana ya. Çünkü İnanılmaz. Ben hiç böyle bir şey olacağını düşünmedim. Sadece orada bir leke vardı ve elimde de bir peçete var. Sadece onu temizlemeye çalışıyorum. Bir anda bir baktım her yerde manşetim. Senin şimdi o evin. Niye bu kadar önemli bir şey? Ondan dolayı cam silemez miyiz biz? Bir şey söyleyeceğim. Silebilirsin de tarzın böyle hani cam silme kıyafeti değil üzerindekiler. Kıyafet, çok sıradan bir kıyafet. İşte benim stilimde gibisin. Ha, olabilir. Dikkatliyimdir ama ben evde de hep öyleyimdir. Hani hiç öyle beni çok öyle dağınık veya kötü göremezsiniz ya. Dikkatliyimdir. Senin evinin önünden geçiyordum geçen gün. Baktım aşağıda 15 kişi böyle ağızları açmışlar bakıyor. Cam silecek mi diye bekliyorlar. Taşındım zaten. Ha? Artık orada oturdum taşındım. Ben akıllı bir firma olsaydım. Hani var ya öyle temizlik malzemeleri falan. Seni bu pozlarından sonra oynatırdım reklam filmi. Evet olabilir. Şu an bana ruj teklifleri var çok. Şu kırmızı rujdan dolayı. Okan'dan sonra özellikle oldu bu. Çok teklif var. Rujlarla ilgili bir şeyler yapacağız. Sabah kalkar kalkmaz hemen böyle sürüyor musun? Yok, o kadar da değil. Ama tabii kahvaltı falan yaptıktan sonra dışarı çıkıyorsam sürüyorum.